Neden telefonlarım sürekli meşgule veriliyor Berrak Hanım? Neredeydin sen? Gürültülü bir yerde mi? Senin yanından daha gürültülü bir yer yok Cevahir. Sana hesap verecek değilim be. Lan! O zaman bana hesap ver. Nerede kıyamet koptu? Sen buradan makyajınla degajınla ortalarda sürtüyorsun. Ne biçim konuşuyorsun sen? Yetersiz. Çocuğuma annelik eden nikahımda bir insan o. Babanla konuşuyor gibi konuşma. Galoş! Sen de demin saydığım haklarından dolayı bana hesap vereceksin Berrak. Püh! Zeynep gidince mi geldi aklına karın olduğum? Yok, hiç gelmedi. Çünkü biz seninle karı koca değiliz hayatım. Biz seninle sadece resmi evliyiz. O da cücü için. O zaman ben de sadece cücüye hesap veririm. Komcücü. Hadi çüş. Şişt, Berrak! He? Berrak! Lan yetersiz. Bu başımın berrağı kesin bir olay örgülüyor ha. Normalde sormasan bile bana nereye gittiğini söyler. Ama takip edeceğiz bir dahaki gidişinde. Hacı bir şey değil mi? Kesin boynuzluyor seni ya. Anladın mı? Hani dosyayı söyler. Ulan, ulan yetersiz. Seni barış elçisi yapsalar, git şu iki ülkeyi barıştır deseler, ertesi gün uzayla savaşırız. Fütursuz ulvi. Dış işlerinde bağımsız, iç işlerinde hazımsız ulvi. Yürü. Bırakın çocukları, markotası. Bunu da mı yapacaktık bayan pasın demiştim inşallah. Helal edin suratına nasıl bakacağım bayan kurtası. Allah beni bana yürüdü. Kuşum, anne bundan sonra çalışacak tamam mı? Hem de geceleri. Senin boy boy motilerin var. Ben gelinceye kadar onlar sana bakacak, okey Şatsi? Olur, ben takılırım babaannemin haline. Ay yerimde seni canım, muah, canım oğluşum benim. Supa? O zaman anne kendine bu gece için şöyle allı pullu bir kıyafet baksın, değil mi Şatsi? Ya alo. Berrak, programdan önce gel, sana bir sürprizim var. Vasten, ne sürprizi? Yoksa bir de bana albüm mü yapacağız ha? Nein, nein. Sürpriz yaptı sana ben, söylemeyecek ipucu. Hemen gel, bekliyorum. Allah Allah. Gidelim o zaman. Hadi sen de hazırlan. Bugünlük benle gel. Mutiler krizde evde durma Şatsi, tamam? Of mama, of. Bilal oğlum ne gülüyorsun? Sana bakıp biz de gülüyoruz. Neye gülüyoruz her daim? Anne, siz bilmiyorsunuz değil mi? Lan bu sefilin bir tane gayrimeşru kız kardeşi var ya. Ya düşünsenize, bunun aynısından memelisi. Allah'ım ama. Seni var ya Namık Kemal Köprüsü'nden geçirirdim ya, huyu kozalar. Hangi ara duydun lan? Bizde mi saklanıyorsun küçük sincap? Lan duyarım tabii lan sığır. Yaz bak bir şey diyeceğim ya. Oğlum bu benim eşsiz başım var ya bağlı değil. Sen benim yerime bacına bir çıkma teklif etsene ya. Evlenmek niyetinde diyelim yani öylesine. Cema dur ya Allah Allah. Semih Kuyu ile bence akraba olacağız tamam mı? Bitsin bu dava. Şşşt bana bak lan koyu kavuçuk. Senin üzerinde yaşarım ha. Potansiyel kız kardeşim hakkında ileri geri şanzımanlı konuşup vitesimi attırma benim ha. Seni kepertirim ha. Cema. Aha Cema bak geliyor. Nikahın gidiyor. Lan bari kız kardeşinin adını diyeydin. Peşten dürterdim onu. Berrak, sorun yok.
Dur lan. Ne yapıyorsun? Ne bağırıyorsun er bulmuş kuru gibi ya? Bak yetersiz. Evde zaten mektup olayını patlattın. Yolda da takip mesafesini koruyamazsam seni aşağıdan yükseğe atarım ha. Cevap mal mısın ya? He? Niye ağzımı kapatıyorum? He? Bak berrak gidiyor işte. Ne güzel bağıracaktın duracaktı. Bir daha benim içime karışma ampul. Aman üzülme be komşum. Her kadının başına böyle şeyler geliyor. Ama benim Ekber, kendi yok Allah'ı var, böyle şeyler asla yapmaz. Oh, kızın anası olacak kadın. Hak Gül müydü, neydi ismi? O buraya geldiği zaman bütün mahalle esnafı buna yardımcı olmuş. Ama nedense senin Kudüs'ü biraz fazla seferber olmuş. Yok Adevi Hanım, yok yok. Benim herifte var bir oynaklık. Bir keresinde de hani oğlu gelmişti ya Cihangir diye. Değildi ama neyse. Bu da mı değil? Ay vallahi benim koca böyle bir şey yapsa yaşım başım demem hemen boşarım. Tak tak. Adivya Hanım gazı bol buldun salıyor nere? Bu evde boşanma falan yok anladın mı? Yok 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 yok. Aa ayol ben ne dedim şimdi? Niye öyle yırtınıyorsun ayol? Allah Allah. Ay. Ay siz resmen histerik olmuşsunuz be. Ben yani daha sonra geleyim de azıcık zaman geçsin. Dertleşiriz, otururuz. Bana müsaade o zaman gideyim. Ay kalkma kalkma, havaz havaz bağırıyor. Bir de yolcu etmeye kalkıyor. Otur. Tamam. Tamam anne. Ben Kudüs'ü boşuyorum. Boşuyorum gitsin babasına sığınsın. Biz senden iki kadın mor çatı gibi yaşarız burada. Ne de olsa ev benim evim. Kafam pek güzelmiş gelin, güle güle kullan. Ah bu herif milleti daldan düşmüş, karşıyı kurutmaz bunlar. Gelin kurban olayım, kurban olayım. Ana, gelin aç ağzını bakayım, aç yavrum. Gelin gelin kız kurban olayım. Kudüs Bey, madem kız senden değil, açıklasana be Erdaim. Ya Devir, bizim evde kadınları bilmiyor musun? Söylüyoruz, inanmıyorlar ki. Gerçi kızın tarif ettiği adam da aynen ben. Şişman, göbekli, bıyıklı, kel ve çiko. Kudüs Bey, Türkiye'nin üçte biri kel, bıyıklı, göbekli, çiko Erdaim.